Günaydın arkadaşlar. Gece 3.23 vlog ile karşınızdayız. Çünkü niye bu saatte ayaktayız derseniz, yola çıkıyoruz. Küçük bir tatil yapacağız. Tatilde siz de bizlerle beraber olacaksınız. Ben şimdi acele ediyorum çünkü herkes beni dışarıda bekliyor. Gece yolculuğuyla başlıyoruz. Yolda görüşmek üzere diliyorum. İçeri koy mu? Baba ayarlayacaksın dur. Baba çeksin kapıyı. Bu alacak mı? Ayarlayacağız evet. Bir şey bırakmadım değil mi? Hoş geldiniz. O beyazdan içinde. Aç bakalım sözcük kapıyı bana. Biz de şeyle aldık, kılatı aldık. Mert uyuyor ya maşallah. Mert'e. Evet, yastık aldı değil mi? Oktay da aldı mı? Aldın mı? Aldın mı? Aldım. Sana değil Mert, bir denge bana. Mert'e yastık almadın. Hayır canım. Ay ne yapacağız ki? İçeriden bir tane Ahmet yastık alsın. Ben yatırım ben. Al hadi baba bir tane daha yastık. İçeriden yastık getir Mert'e bir tane. Kuzum bir tane. Şey o çantayı bana ver ya. Bacaklığın arasını. Baba annem sen bunu. Doldu. Tamam süper. Burada yastık var esasında ya. Al abla. Kayınvalidemin evine geldik. Meskendeki evine dostlarım. Köydeki evi biliyorsunuz. Meskendeki evine geldik. Onları da alıyoruz şimdi. Beraber gideceğiz. Onları da götürüyoruz. Babam kapatıyor kapıyı. Şimdi. Villanın kapısını atayım. Gidiyoruz. Susurluğa geldik dostlar. Gün yavaş yavaş şafak atmaya başladı. Havanın güzel maviliğine bakın. Şurada bizim bir tostçumuz vardı. Düzdağ tostçusu. Açmasını bekliyoruz. Temizlik yapıyorlar. Şurada güzel bir tost yiyeceğiz. Bakın yakınlarda yasa var şurada. Hemen şuradan dönünce ama şu Düzdağ tostçusu şöyle zoomlayayım size yasadan. Çok çok daha lezzetli. Hayatım sen de merhaba demedin. Merhaba. Nasıl? Günaydın. Arkadaşlar halatır da sormadık. Nasılsınız? Vallahi, İyi misiniz? Sizleri soracak olursanız. Aynen. Bir an önce çıktık. Bizimkiler pıtış pıtış gidiyorlar. Biz de onlara yetişelim. Tamam. Ben de gideyim. Mert gitmiş oturmuş bile. Kahvaltı yapmadan çıktık. Alelacele çıktık. Tabii Mert akşam eve geç geldi. Arkadaşlarıyla bir buluşmuştu. Onu bekledik. Uyuyamadık. Sonra da bir uyku tutmadı bizi. Vallahi hiç uykusuz. Hani uzandık biraz ama uykusuz bir şekilde yollara düştük. Susurluk Balıkesir'in ilçesi biliyorsunuz. Biz bir saatte gelmişiz Bursa'dan buraya. Şimdi bir tost ayran yapalım Susurluğa gelmişken. Ondan sonra devam edelim yolumuza. Tamam. Evet. Nasıl ayran? Nerede aldın? Tamam. Ben gideceğim ya bu tabağın. Babamı gördün mü? Çay içme o zaman. Bunda Ali. Bunlar bekler aslında da. Ben beklemem. İyi, Oktay al. Evet, ayranlarımız geldi. Tostlarımız da geldi. Tostlarımız da geldi. Seninkini mi bekliyoruz artık? Oktay sen yiyor mu bunu? Yok yok. Yemacelem yok. Sen alır diyorsun, her dişten hadi afiyet doğru. Olsun. Afiyet olsun. Dişten yok, hakaret ediyorsun bana. Bu ne ben? Afiyet Oktay. Olsun gençler. Teşekkür ederiz hanımefendi. Oktay. Evet. Manisa Akhisar İzmir yolundan devam ediyoruz. Nereye devam ediyoruz? 6.36. Manisa'ya, Balıkesir'deyiz. Manisa'ya, önce Akhisar'a, sonra Manisa'ya doğru devam ediyoruz. Yani yaklaşık ne kadar kalmıştır Manisa'ya? Tabelayı okusaydık fark ederdik de. Şimdi tabeladan bakarız. Az kalmış. Yani bir saat var yoktur Manisa'ya giriş.
bayağı kaykılmış durumda. Uyuyorlar mı? Babam gitmiş, annem zorluyor. Mert zaten kaymış. Bir tek cin gibi olan bizdir. Evet. Yol yeni başladı. Yol şu an çok güzelleşti. Gün doğdu, güneş doğdu. Artık manzarayı görebiliyoruz. Bundan sonrası daha zevkli inşallah. Finlandiya'da görüyorsunuz beyazlar içinde bir melek. Yol kombini beyaz beyaz. Benim meleğim olduğu için. Manisa'ya 17 kilometre kaldı dostlarım. Bir Opet'te durduk. Biraz böyle suda içiyoruz. Suda keyfi yapıyoruz. Bizimkiler biraz ayaklarını açıyorlar. İndiler arabadan. İşte lavaboyu falan kullanıyorlar. Bundan sonraki istikametimiz büyük ihtimal İzmir olur. İzmir'in içine girer miyiz bilmiyorum. Girersek bir kahve içeriz. Şöyle bir Türk kahvesi. Canımız çekiyor. Geldin mi? Bakalım. Mert mi? Mert gelmedi. Mert lavabodan kolay çıkmaz biliyorsunuz. Sabah girdimiş, girdiği için kolay kolay çıkmaz. Arkadaşlar onu söylüyordum. Şimdi büyük ihtimal istikametimiz İzmir diyordum. İzmir mi? İzmir'de duralım o zaman. İzmir'de durursak güzel olur. Arabayı da park edecek yer bulursak bize de bir kahve söylersin. Kahveler benden. Ücretler senden. Tam o diyordum. Görerdim. Kolonya verebilecek misin? Tamam ya. Hiç beni onunla mı korkutacaksın? Tamam. Bir kolonya vereyim sana. Buradan al bakalım. Kolonyayı. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Biz yine yola devam ediyoruz. İzmir'e bir girelim Allah'ın izniyle. İzmir'e daha var bir saatten fazla vaktimiz. İzmir semalarına doğru yaklaşıyoruz dostlar. İzmir karşıdan göründü. Bir ara İzmir'i teyit geçip arkadan dolaşacağız zannettik. Ama yol bizi yere İzmir'e doğru getiriyor. Evren sana diyor ki kahve iç. Evet, Evren bize kahve iç diyor. Oo, dağlar görüntüde çok güzel. Ben sizi manzara ile baş başa bırakayım. Büyük ihtimal uğultu vardır rüzgardan ötürü. Selçuk'a geldik dostlarım. Hala biz kahve içemedik. İzmir'i geçtik. Her şeyi geçtik. Ondan sonra arkadan Aydın, Torbalı falan derken Kuşadası da uzakta kaldı ama Selçuk'un içinden geçiyoruz. Şimdi kahveyi derken o kahve içilecek. Bir yer bulduk. İnşallah içeriz kahvemizi. Biraz ayaklarımız açılsın diye yürüyoruz. Galiba var kahve. Buyurun hadi içelim. Hemen içelim şurada oturup kendimize bir gelelim. Yer yok. Bir tane daha bir çekebiliriz. Tanışabiliriz. Ses yok. Ya baba. Gel.
sana ne dedim? O kahve içilecek mi? Evet, çok kahve içiliyor şu anda. Sen de mi? Bak ne yazıyor? Kahve. Kahve der ya. Kahve. Kahve değil. Kahve. Evet. Türk kahvesi. Türk kahvesi. Nasıl olsun? Orta. Benim gaz şekerli. Gaz şekerli. Gaz şekerli. Gaz şekerli. Gidiniz. Anne mi? Sonunda içilemeyen kahveyi anne. İçiyoruz anne, nihayet. Anne başına ayrı bak. Ama oyun ya. Benim yok. Ha, ben de varım. Artık mutluyum. Görmem kendini gibi. Artık evet. Mutluyum. Sonunda içmiştik kahveyi. Artık. Kahve zamanı gelmiştik, yani içiyorduk. Ama ben de uyumuyordum. Ama dedik ya İzmir, şu Kuşadası derken. Hepsini dıştan çevir yolundan geçtik, evet. Aynen. Navigasyon öyle gösterdi çünkü. Merhaba Mert Bey. Biraz şanssızlık, biraz da işte yol nereye götürüyorsa oraya gidiyoruz. Tabii. Navigasyon o gidiyorduk yani sonuçta. Evet babacığım, yolculuk nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor, çok zevkli geçiyor. Çok iyi. Şoförümüzü nasıl buldunuz? Şoförümüz dört dörtlük. Dört dörtlük. Yol nasıldı, güzel miydi? Yol güzeldi, insanlarımız güzel. Gelinim güzel. Oğlum güzel, kahvemiz güzel. En sonunda kahveyi içtik yani. Evet, rahatımız yerinde yani. Rahatımız, keyfimiz yerinde. Süper, harika. Yani olsun yani. Değil mi? Bakalım şimdi gideceğimiz yerde inşallah evet. Güzeldir. Söylemiyoruz gideceğimiz yerde. Söylemiyoruz gideceğimiz yerde. Sürpriz. Sürpriz. Bize bize sürpriz hanım. Sürpriz. Hanımı gezmeye götürüyorum. Evet. Ege sahibi. Maviş öyle. Maviş oturuyor. Mavişim benim. Tombişim. Maviş. Allah'ım ya. Vallahi şekerim. Ben ne kuşum? Bak. Keyfi yerinde oğlum, sayada sayada. Evet maşallah. Sayağı. Keyifler bol olsun. Hep böyle ya. Şimdi hep. Anne sen de şey. Ben çocuktan böyleyim yani. Tabii gayet sahip ben. Naziyimdir yani. Annemi görünce böyle oluyor işte, şakıyor babam. Annemi görünce gevşiyorum. Kötü bir daha gevşiyorum. Ayaklar boyunca duruyor. Ayaklar boyunca duruyor. Senin hanım görünce ne oluyor? Vallahi elim ayağım tutmuyor. Korkudan mı? Korkudan mı yavrum? Vallahi korkudan mı? Kalkamıyorum, sesini duydum hanımın diyor. Var ya bir tarafı kalkıyor. Var ya çocuk nasıl kalkıyor. Evet. Demişler kahveye girmiş adam. Ya demiş işinden korkanlar demiş herkes ayağa kalksın. Herkes kalkmış, bir kişi kalkmamış. Ay sen aynı bu internette gördüm yani. Onu demişler ya hayırdır kardeş sen korkmuyor musun yoksa? Ya demiş olur mu ya, sesi geldi dedimiş, ayaklarım bağı çözüldü. Kalkamadım ayağım. Kalkamadım. Ayaklarım bağı çözüldü diyor. Kalkamıyorum işte. Benim ayaklarım bağı çözüldü, kalkamadım ayağım. Hanımdan korkmayan yalan söyler demişler zaten. İşini seveceksin, sayacaksın. Evet, aynen. Evet. Şaka bir tarafa aynen. Bayanlar için de aynısı. Hem korkarım, hem severim, hem sayarım. Ama kırmaktan korkarsın yani, evet. Öyle bir korku. Adım evet. Bir cam gibidir yani, kırılıverir. Göçtü valla. Aşk aşk aşk, kalp yapıyorum şu an. Kamerayı tuttuğum için yapamıyorum, yarım kalp alıyor. Şöyle birleştirin. Beni aramıyorlar, demiyor mu? Demiyor mu kız orada, ne diyor? Ne diyor? Ahmet amca gibi de koca olmasa diyor. Diyor. Bak konu başkenlere gitti. Maşallah. Evet konu başkenlere gitmeden. Biz yolumuza devam edelim. 2 saat 25 dakika. Bafa Gölü'nün kenarına geldik. Bafa Gölü deniz gibi çok güzel. Yani şey rengi turkuaz. Ben deniz zannettim. Hatay deniz zannettim. Hatta iddiasına giriyordum. Evet, girseydin kaybedecektin. Gülüyor, gitmişti. Nesine girecektik? İncir. İncir alırız gibi. Olsun ya, babam alacaktı. Ay babam, evet. Ben kaybedeceğim için. Evet. Ben alacaktım. Tabii kameradan çok net gözükmüyor. Biz çok yakın dur, görüyoruz olmaz. Kamera. Hangisi o
söylemeyecek. Ama artık yaklaşıyoruz. Bizi artık açıklamış olduk. Evet. Artık az kaldı varacağımız yere. Yaklaşık ne kadar kalmış? 1 saat 22 dakika sonra oradayız. Artık şöyle gideceğim. Bafo Gölü'nü de gördükten sonra zaten tahmin ediyorsunuz neresi olduğunu. Evet, otelimize vardık sonunda. Yaşasın. Bir girişini de çekelim. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Müzeyum Oteli. Gerçekten değişik konseptli bir otelmiş. Ama en çok bu evler çok hoşuma gitti benim. Böyle de heykelcikler, antik eserler var. Zaten bir müzik izliyor havasında. Şimdi buradan böyle yavaşça içeri giriyoruz. Ha, senin akşam evet konserini izlemeye geleceğim. Evet, şimdi işlerimizi halledelim. Sonra havuzun kenarına gidelim. Evet canım arkadaşlarım, uzun yani 8 saat süren bir yolculuktan sonra sonunda güzelimiz Bodrum'umuza geldik ve otelimize yerleştik. Tabii Bodrum olduğunu çoğunuz tahmin ettiniz. Evet, Bodrum'a geldik arkadaşlar. Biz daha pandemide yasaklar kalkmadan önce, daha doğrusu bu tam serbestlik gelmeden önce, sadece oteller için yavaş yavaş yasaklar kalktığında burasını ayırtmıştık, rezerve etmiştik birkaç günlüğüne. Biraz böyle merkezden daha uzak, biraz böyle büyük o oteller vardır, böyle tam teşkilatlı hani değil, kafa dinlemedik. Böyle iki katlı evlerden oluşan bir tepede bir otel seçtik. Otelimiz Historical Museum Hotel, Museum Resort Hotel. Böyle bu tarafa doğru döndürüp çekmek istiyorum size ama benim görüntüm bu sefer kayboluyor. Neyse, buradan tabii ki çekimlerimiz devam edecek. Şimdilik bize müsaade edin, biraz dinlenelim. Hava da çok çok sıcak. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz yol vlogumuzu çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.